İngiliz Dış İstihbarat Teşkilatı MI6 özel eğitimli 3 ajanıyla Atatürk'ü yakın makyajı almıştı o zaman. İngilizlerin en güvenilir ajanlarından biri Türkmen asıllıydı, yani Türk asıllıydı. Türkçe, Rusça, Tatarca, Romence, Almanca ve İngilizce biliyor. Yani çok yabancı dil bilen birisi seçmişler. İstanbul'da kahvehane işletiyor, Galata taraflarında. Bu kahve Mustafa Kemal'e yakın isimlerin de uğrak yeri. Kemalistlerin tüm toplantıları burada gerçekleşiyordu. Konuşulan gizli planları kahveci ajan İngilizcilere aktarıyor, orada konuşmaları dinliyor. Onlardan bilgi alıyor, sohbetlerine falan katılıyor. 1923'te kimliğinin açığa çıkma tehlikesine karşı MI6 tarafından Polonya'ya gönderiliyor, Polonya'ya kaçırılıyor. İkinci İngiliz ajanı da 1921'de İstanbul'da açtığı terzi dükkanıyla, yine de o da Galata taraflarında, İttihatçı çevreler ve Atatürk'e yakın isimlerin terzisi olmayı başardı. Yani ünlü bir terziydi. Türk dışişlerine girip çıkabiliyordu, ölçü alacağım bilmem ne falan havasında. Elde ettiği bütün bilgileri İngilizlere aktarıyordu o da. Dışişlerinde kaynaklarından biri yani bunun haber aldığı kaynaklardan biri yakalanınca yine MI6 tarafından Mısır'a götürüldü o da. Yani o zamanlar kaynıyordu İngiliz ajanları. Şu an en az 100 mislidir. Yani çok fazla ajan kullanıyor İngilizlerin devleti.